Selamünaleyküm arkadaşlar. Hurda'ya atılmış Husqvarna 236 X4 motorlu testlere bakalım. Bunu tamir edebilecek miyim? Tabii inşallah eksiklikleri yoktur. İnşaatta çalışmış motorlu testler ilk görümlere göre. Burada biraz pas var. Palası yanmış, palası örümcek ağları da duruyor. Muhtemelen 5 yıldır çalışmıyor. Burada sallanıyor. Bakalım bu motorlu testlere hayat verebilecek miyiz? Karbüratör arızası var. Kronik karbüratör arızaları hiçbir zaman giderilmemiş. Ama buna rağmen milletimiz, insanımız markasına bakarak motoru almaya devam etmişler. Para hurda olmuş, para 320 91 ayak 28 diş para olduğunu düşünüyorum. Starterinde ip tutma koluyu maalesef. Çok da fena kötü görünmüyor ama en büyük sorunu dediğim gibi bunlarda kronik karbüratör sıkıntısı var. Kompresör nasıl?
kötü zincir yağı fırlanmışlar. Muhtemelen yağ pompasını da tıkamıştır. Karbüratör, tam bir takım karbüratör iğnesi falan, bunlarda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Karbüratör diyaframlarında sertleşme yok. İçinde oksitlenme de olmamış. Gördüğünüz gibi temiz kalmış bu. Böyle takacağız. Geri takarken çekerken dikkat etmek gerek. Karbüratörü bu şekilde tutuyorsan mesela ev şeklinde çatı yukarı geliyor. Delik, mini delik yukarı gelecek şekilde takarsınız. Yandaki delikte sağa geliyor. İşte bunun lastiği sertleşmiş. Sorduklarına göre 1 yılda 1 bozuluyormuş. Ben de bunu iptal etmeyi düşünüyorum. Bu lastik maalesef ki kaliteli değil. Hemen bozuluyor.
işte böylece bir tarafını çekip şişirdik. Valfi körledik. Valfi iptal ettim. Yani çok kısa sürede bozulduğu için artık buna gerek kalmayacağını düşündük. Doğru fark etme. Değişelim. Çok az sertleşme var ama değişeyim gitsin.
Tam bir denetimle bakın. Tam bir denetimle. Tam düdeğine gelecek şekilde takarsınız. Burada deliği görüyorsun. Deliği deliğe gelecek şekilde. Böyle takarsanız deliğe gelmiyor. Bakın bura. Buraya geliyor. Bunu çevirirsiniz. Hem evet. Buradaki delik hem buradaki delik tamam. Anam sana adam. Yapar. Tuğra sizin küfürleriniz falan bulursa ne Tuğra'yı? Vermeyeyim mi? Sen bunu çek. Çek. Vereceğim, vereceğim. Sizi iyi bir yakalasın size. Ben bir şey demeyeyim. Hemen. Sen asın. Patatı ardalanmıştı ya. Ne oldu? Farklı. Yok, videoyu çekmiş ya. Hata aldı. Farklı hata aldı. Yani. Hoş geldin oğlum. Korkuyorum büyük. Anne. Anne göster. Böyle çık çık yapma. Depodan karbüratöre gelen benzin hortumunu taktık. Yeni benzin hortumu. Gördüğünüz gibi iç parçayı içeriden taktım. Buradan tıkıştı. Daha çıkmadı umarım. Böyle buraya kadar geliyor. Biraz fazla uzun ketmiş ama. Neyse kalsın. Evet, karbürat depodan giriş taktık. Tanecikle kolunu da takmayı unutmadım çünkü zorlaşıyor. Tanecikle kolunda da kalıntı, çinler.
Muhtemelen inşaatta kullanılmış, çok kötü kullanılmış. Bu da benzin pompasından karbüratörden benzin pompasına, şimdi buradan karbüratöre geliyor, buradan da benzin pompasına gidiyor. Benzin pompası bastığınız zaman buradan çekiyor, buradan geliyor, böyle içini dolaşıyor, buradan beri tekrar pompaya giriyor, pompadan depoya gidiyor geri. Kanatları kırılmış, kanatları, kanatçıkları. Bu pompaladığı için emdiğinden dolayı kısa bir şeyi karbüratörden gelen uzunu ise depoya gidene bağlayacaksın. Karbüratörden gelen hangisiydi? Buydu. Şimdi takalım bunu. Karbüratörden gelen neydi? Kısaya bağlayacağız. Çünkü boruyu emiyor. İtikleme yapmadığı için giriş yerini kısa tutmuşlar. Evet, karbüratörden giden bu sefer yani pompadan çıktı, giriyor pompaya. Pompadan çıkış da depoya giden uzun yerini yapmışlar, uzun emiş bu, veriş bu. Tamam, pompa yerinde duruyor, diğerinin kanatlarını kırık, o yüzden değiştirdim, bozuk değildir ama kanatları kırık. Gazetelerini de unutmayalım takmayı, yoksa geçtikten sonra takılmaz. Tamam, buraya kadar güzel geldik. İnşallah bundan sonrası da iyi geçer. Şuradaki fişi de takalım. Tart yapmışım. Ama olacak da acaba. Öyle olmuyor. Thank you.
Burada boru tutması gereken yer varmış, borusu yokmuş. De kalın bir hortum takalım. Sen gitti mi? Ne gönderdiler çocuğu yemek yiyecekti. Evet, şurada bir delik var. Orayı da kaynatmalıyım. Diğer tarafta böyle bir parça yok, böyle bir sanırım bunun eksik, yani bir tarafta zaten civata yoktu. Şimdi böyle bir şey nasıl yapacağız, bulabilir mi, yedek parça olarak satılıyor mu bilmiyoruz. Tabii ki buradan hava alması, büyük bir deliğin olması çalışmasını etkileyecektir. Ama bir boru, bir pul iyi gider.
Bunları böyle bir boğurup pulum. Evet, biri bu borulu olanı koyacağız. Böyle cüvetayı da atalım. Tamam. Buna ise el yapımı piston piminden Ramadan getirdim. Biz de yapalım. Şimdi buraya bir geniş bir pul koyalım. Hava sızdırmasın böyle. Çok kısa gibi görünüyor. Biraz daha uzun olmalı. Arasındaki boru sayesinde egzoz ezilmeyecek. Havada kaçırmayacak. Böylece süper olacak inşallah. Şunun ucunu üstüne de atalım. Böylece motor çalışmadan etkilenmeyecek. Bir tane daha bu şekilde cıvata. Buraya kadar yaptık. Şimdi geldi sıra start yerine. İncire yağı koyarken yağı taşır buraya, yağı kaçırıyorlar. Bu hale dönüşüyor. Yağı da toz toplayınca ya da kalitesiz yağ olunca bu duruma geliyor. Starterini tamir edelim. Yeni parçalar. İplik lazım, bir de ince iplik. İşte yeter umarım.
Buradan ip kesmemesi lazım. Bir elle alalım. Çekme şeyi, çekme. Eskilerin içinde olacak abi de. Şimdi bunda özel bir çuvata olması lazım. Arada bir boru olması gerekiyor. Arada böyle olmayınca bunu iyice sıkınca makara sıkışacaktır. Neyse bu kısmı yalama. Özel çuvata da vermeleri gerekirdi. Bu parçayla özel çuvata parçamı vermemişler. Bu yüzden mümkün olduğunca bu parçalar orijinal bulmaya çalışın. Sıkışmaması için bunun gibi bir parçayı araya kıstırmam gerekiyor. İyice sıkacağım daha sonra. Araya geçmesi gerekiyor. Biraz daha inceltmem gerekiyor bunu. Şimdi yemeğe gidelim. Yemekten sonra hallederiz. Evet, starter. An çapayım. Az önce burada tüm çapa makinesi sattım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi bunu bir an önce bitirmeliyim. Video yarım kalmış. Akşama gittim. Yetiştirmem gerekiyor. Bayağı uzun iş oldu zaten. Şimdi buraya yalama yaptığı için arkadan delme yapacağım. Burada terk edilmiş motor İşlem yapsın yetiyor, işe yarasın yetiyor. Bu şekilde başkaları da kendi araçlarını yapabilir. Yani böyle 236 motor şeyde piyasada çok ve çoğu arkadaşlarımız ustaların bakmadığını söylüyorlar. Tamam, arkadan deldik ama mecburiyetteydi. Şöyle yapalım. Önce parçaları takalım, yerleştirelim. Tamam. Abi sen niye buraya sapladın? Yoksa plastik, fıstığa yakamadın.
Bakalım somunu ne yaptık, somunu işte bu araya geçmesi gerekiyor. Kocam işte tam oldu, bakın ne güzel oldu. Oh, görüyor musun lan? Gördüm, buraya somun yaptım, bak somundan yaptım bunu. Araya geçiyor. Güzel aleykümselam. Hadi kolay gelsin size, ben güzel abi. Şimdi bunun işini de genişletmek gerekiyor. İçini, çünkü buradan diş var içinde. Bak şeyle oluyor mu aynen. Aa o kısmı. Deliklerini yok, deliklerini. Sen de böyle de kalan. Çalışıyordu ama daha çalışmıyor.
kendi kendine biraz alacaksın ya, boğuluyor büyük ihtimal, hiçbir sıkıntısı yok. Üstten şeyli ben yapayım, böyle kapaklı değil. Çatı gibi. İnşallah uzanmış da. Bunu kesen boğaz uzun lan, üstüne geldi. Çek ne oldu? İşte motora selen daha karışımlı bende koyduk. Stopa açıyor, nasıl açıyor, yukarı doğru açılıyor. Böyle stop ediyor, cikleyi de açalım. Cikle sıkışıp kalmış cikle. Ne sıkışmış acaba? Bir terslik var o zaman burada. O zaman ters takmışım. Böyle mi olacaktı? Evet, yamuk takmışım. Ben düzelteyim. Bayağı çökülecek şimdi bir cikle için yazık oldu valla. Cikleyi unuttuğumuza göre işte motorda sevmediğim yer bir karbüratör için bir sürü yerini söküyorsunuz. Evet, cikle koyunu yanlış yapmışım, denemeliydik yani. Bu kulpunu takmadan önce yükleyi çekip kapatıp denemek lazım da. Tamam, cikleyi çekelim. Zaten kaçırdık. Arkadaş, burası minik.
bunların. Burada şu benzin araya kısılmış. Bu yedi oldukça kötü görünüyor. Mehmet Osman gidiyor. Azıcık da... Tamam. Biraz su sızmış. Yani yıkadığımız için içine su sızmış olabilir. Hemen çalıştıralım. Sebeple yarın atacağız şimdi. İşte. Defteri gittim var. Yerini de geç, fiyat listesini. Nerede? Masada. Tamam, benim masada. Şurayı altına verin. Çıkmasın diye. Sen civata yoktu, ben civata uydurmuştum. Ben şey... Niye tutmadı? Tamam. Ya ucunu bu tarafa geçirdik. Teber oldu inşallah. Bu lan 2
benzin ayarını açalım. O da L evdesinden oluyor. L, L demektir. Şöyle hemen tekrar çalıştıralım. Takalım. Ondan sonra bir deneme yapalım. Bakalım ne çıkıyor. Evet, bir ayar yapacağım. Bilgi var ama parası bulduk. İndirin de bir bileteyim. Taşırdık. Çünkü bir şekilde kapatıp pompaya kadar hava sınırmayı sağlayacağız. İnşallah tıkanık yoktur. Kullanılan yağ kalitesiz olduğunu anlaşabiliyoruz. Tamam. Bakalım çalışacak mı?
İşte gördüğünüz gibi zincir yağlıyor. Zincir ağır vidasını sökmüşler ya da düşürmüşler. Bu elimizde yok. Tabii ki bir daha gidişte alırız ama şu videoyu tamamlayalım. Güzel olsun. Götürelim. Bakalım motor çalışacak mı? Bir de şurada bir sarı parça da kuruyor. Ondan yokmuş bir tanesinin. Diğerlerinin var.
çok düğmesini yanacak parça çıktı. Motor güzel çalışıyor motor. Kaça satıyor? İyi çalışıyor. Uzun bir süre 60 bir motora göre fazla yani toplaması bayağı uğraştırdı ama çalıştırması pek mi uğraştırmadı Allah'a şükür. Şunu stop yerine bir bakalım. İşte stopum çıktı yer. Bunun çıkmamasını sağlamak gerekiyor. İşte böyle stop ediyor, böyle çalışıyor. Böyle stop ediyor, böyle çalışıyor. Ama motor titreşim yapınca çıkıyor ama burada kancası varmış, tam geçmemiş demek ki. Belki de eğimi iyi değildir, bu daha eğik olacak, böyle bu yana doğru. Biraz çıkarayım, şurada kanca var. Ona takılmıyor bu tarafı. Tamam eğdim. Bakalım şimdi olacak mı? Şuraya takılması gerekiyor. Şurada tırnak var. Oraya takılması gerekiyor. Ah, şimdi çıkmadı işte. Bakın tırnağa takıldı. Tam da burada tırnak var. Oraya takıldı. Tamam. Bakalım. Takometreyi bul, takometre. Tamam, bunu da bulmuşum. Şeyini vidasını takalım. İşte buradaymış. Tamam. Başka eksiği sadece şurada. Bir de freni maalesef ki iptal edilmiş freni. Başka bir şey yok. Şöyle bir şey bulursak tamam. Tırnak böyle yine. Sarı dişli. Kapağın bir vidası. Boşta duruyor. Şimdi takometre ile devrine rulantiye bakalım. Dur. Böylece motoru tamamlamış olduk. Allah'a şükür çıra gibi çalışıyor. Yıllardır burada da yatan motor hayat bulmuş oldu. Daha önce de dediğim gibi ev tool kısmına ne yapmıştık bak görüyor musun? Yanaştırayım şurada. Ev tool kısmına bakın. Hava almaması gerekiyor. Buradan duman çıkardı. İçeriden vida taksak içine boru koyduk. Pulu koyduk. İyice sıktık. Bunu da taktık. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Sonunda bana 236 motorlu testereyi tamir ettik. Bayağı bir pislik içindeydi. Motor testere de güzel oldu. Bir daha çalıştıralım. Bakalım son çalıştırmayı yapalım. Neyse sonunda 5 yıldan fazladır yatan motor.